hemen sohbetimize başlayacağız. Konuklarımız da çok bekletmeden Beril Sarıaltun ve Şeniz Öztorun, birisi müzisyen, birisi dansçı değerli izleyenler. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nde yer alıyorlar. Deniz'den Gelen isimli gösteride yer alıyorlar. O gösteriyi konuşacağız kendileriyle. Hoş geldiniz Beril ve Şeniz. Müzik var, dans var gösterinizde ve şöyle bir cümle gördüm verilen bir röportajda. Kıyıdan ne görünür, ne duyulur? Bu hikayeler duymak için adaya gelmek gerekir diyerek davet ediyorsunuz insanları. Neresidir o ada? Beril, seninle başlayalım istersen. Biz bu yılki Deniz'den Gelen gösterimizde aslında Van merkezli bir çalışma yürütüyoruz. Folklor Kulübü'nde Van çalışması yaptık. İşte oranın danslarını, müziklerini araştırdık. Van'da da bir Ahtamar Adası var. Van zaten geçmiş yıllarda, yani işte Ermeni soykırımından falan önce, işte Ermenilerin, Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin aslında bir arada yaşadığı böyle çok kültürlü yapısı olan bir yermiş aslında. Hem o aslında o günlerini biraz hatırlatmak için Ahtamar Adası merkezli olarak aslında biz biraz Van'ı anlatmak istedik. Ve biz de aslında hani denizden aslında hikayeleri anlattığımız ve aslında seyircileri de, yani hani izleyicileri de oradaki adaya çıkmalarını ve bu sayede denizdeki hikayeleri duymalarını aslında talep ettik. Zaten gösteride de öyle bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Hikayeleri nasıl anlatıyorsunuz peki? Hikayeleri O dansla müzikle hikayeleri. anlatıyoruz. Söylediğim gibi işte çeşitli danslara, müziklere çalışıyoruz zaten. Yılın başından beri bir eğitim çalışması yapıyoruz zaten. Burada çalıştığımız dansları, müzikleri aslında belli bir dramaturji ekseninde, hani aslında kültürel çoğulcu bir dramaturji ekseninde biraz böyle anlatmaya çalışıyoruz. Şeniz, istersen senden de dinleyelim biraz. Sen dansçısın ve bu gösteride de dansçı olarak yer alıyorsun. Biraz bahseder misin? Nasıl bir dans izleyeceğiz geldiğimizde? Biz de yazdan itibaren Van'da olan danslara çalıştık. Hani böyle orada Ermenilerin danslarına, işte Kürtlerin danslarına falan böyle çeşitli danslara çalıştık. Ve onları belli bir dramaturji ekseninde toparlayıp icra etmeye çalıştık. Geleneksel danslar Evet, mı sadece geleneksel halk peki? danslarını çalışıp sonrasında yorumladık ve sahneye taşıdık. Mesela Ermeni danslarını iş sahnesi olarak yorumlamak istedik. Şöyle ki, yani aslında şu anda Ermeni tehcirinin hani 100. yılındayız. Biz bunu nasıl mesela sahneye taşıyacağımızı bir tartıştık. Ve göçle mi taşıyacağız, yoksa işte Ermenilerin Türkiye'de yaşadığı dönemi yansıtacak şekilde mi, iş yaptıkları, hayatlarını devam ettiği şekilde mi yansıtacağız dedik ve iş bölümüyle sahneye taşıyalım dedik. Ermeni danslarını çalıştıktan sonra iş temasıyla yorumladık mesela. O şekilde. Peki projenin çıkışı nasıl oldu? Nasıl böyle bir etkinliğe karar verdiniz? Ha, Van, yani aslında o tabii o biraz daha geçmiş, yani daha geçmişle alakalı bir şey. Biz aslında Şeniz'in de söylediği gibi hani böyle her yıl, yani belirli aralıklarla böyle farklı farklı bölgeleri çalışıyoruz. Farklı konseptlerde çalışıyoruz. Bu yılda da yine bu aslında 100. yıl, yani 100. yıl, O bir çıkış evet, o bir oldu. çıkış oldu bizim için. Öncelikle Ermenileri aslında yani hani Van olduğu için öyle düşünmüştük, ama biz böyle araştırdıkça Van'da işte Çerkezlerin olduğunu, işte Çerkez göçünden sonra Van'a geldiklerini öğrendik. İşte Kürtler için önemli bir merkez olduğunu öğrendik. Vakti zamanda Aleviler için, işte Türkmenler için önemli bir merkez olduğunu öğrendik. Sonra işte Kobani olaylarından sonra da aslında hani Van'ın bu kadar kalabalık, yani önemli bir merkez olduğunu fark edip aslında bir Orta Doğu'ya ilişkin acaba bir sözümüzü söyleyebilir miyiz, hani şu anki duruma, güncel duruma ilişkin diye düşündük. O yüzden de aslında Van merkezi olmak üzere bir Orta Doğu gösterisi aslında. Hani denizden gelen aslında oradan, hani aslında bir Orta Doğu gösterisi gibi bir hedef var aslında. Şimdi Şeniz danslardan bahsetti. Geleneksel tabanlı danslar. Müzikler nasıl olacak? Onu da senden dinleyelim. Ya danslarda da müziklerde de tabii yani yorumlamaya çalışıyoruz. Yani sonuçta hani geleneksel dans ya da geleneksel müzik desek de sonuçta biz hani üniversite öğrencisiyiz. Hani o dünyaya bakış açımız farklı. İstanbul'da öğrenciyiz. Hani ne Van'da icra edildiği gibi zaten ederiz, ne de zaten bizim müzik anlayışımız, dans anlayışımız zaten ondan farklı. O yüzden yorumlamaya çalışıyoruz. Ya farklı farklı dillerde işte şarkılar seçmeye çalıştık işte. Hani eğer bir Orta Doğu gösterisi diyorsak işte hani Süryanca olması gerekir burada. Ezidileri anlatmamız gerekir falan diye. Yani aslında böyle farklı dillerde ve yoruma açık bir şey anlatmaya çalıştık Peki kaç müziklerde. kişi var bu etkinlikte yer alan? 55. Evet, 55 18 kişilik bir dansçı var. Evet. 18 dansçı, diğerleri Müzisyen, müzisyen, evet. söyleyenler, Evet, icra çalanlar. edenler falan, evet, aynen.
Peki iki gösterinizi yaptınız değil evet, mi? Evet aynen. 8-9 Nisan'da 8-9 Nisan'da yaptınız ve 3 gösteriniz daha var. 3 gösterimiz daha var. Eskişehir'de ve Ankara'da da turnelerimiz olacak. ODTÜ'ye gideceğiz ve Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ne gideceğiz. Orada devam edeceksiniz. Evet, buradaki gösterilerimizin tarihini de söyleyelim. 14-15 Nisan'da bir de 29 Nisan'da. Bizim okulda olacak saat 8'de. Okulumuz yani, neresi? Boğaziçi Üniversitesi'nde Boğaziçi olacak. Üniversitesi'nde. Gelmek isteyen herkesi bekleriz. Evet, o duyuru kapatırken de bir kez daha yapacağız zaten. Peki iki gösteriyi yaptınız. Gelen tepkiler nasıl? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ya genel anlamda hani olumlu tepkiler alıyoruz. Hem böyle dans müzik icrası anlamında hem de sahneye yansıttığımız şeyleri kültürel çolucu bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Bunların dönüşleri de güzel oluyor bizim için. Hani hem araştırdığımız bölgeye dair de aslında insanlar fikir sahibi olmuş oluyor ya da bir şekilde çalışmalarımızı sahneye yansıtmış oluyoruz ve genel anlamda olumlu dönüşler alıyoruz. Muhakkak öyle düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlarımız zaman zaman ekrana da getiriyorlar hazırladığınız fragmandan bölümleri. Onlar da oldukça keyifli. Ki biz de gelip izlemek istiyoruz mutlaka gösterinizi. Biraz da sizden bahsedelim. Neden müzik, neden dans, nasıl başladı sizin bu maceranız? Ya folklor kulübü tabii orada en şey nokta, önemli nokta. Folklor kulübü çok eski bir kulüp. Yani 1958 yılında falan kurmuş bir kulüp. Ve Boğaziçi'nde aslında çok köklü yapılardan bir tanesi. Ama işte zaman zaman değişimler, dönüşümler yaşamış. İşte 90'larla beraber aslında hani Türkiye'deki işte kimlik siyasetinin falan başladığı zamanlarda aynı zamanda işte hani Kürtçe konuşmanın, işte Ermenice bir şeyler söylemenin aslında çok zor olduğu vakitlerde aslında ilk hani Türkiye'de ilk defa hani şeylerin yani farklı bir folklor, farklı bir müzik, farklı bir dans anlayışının aslında ilk başlamaya çalıştığı yerden bir tanesi. 1958'de de kurulmuş. Evet, ama 90'larda. Bayağı eski. Evet. Ve işte folklor kulübü zaten yani yıl boyu çalışma yapan bir kulüp. Biz de Boğaziçi'ne, şeniz de tabii öyle de. İlk geldiğimiz zaman aslında hani folklor kulübü zaten hani böyle sizi şeyle karşılar zaten. Yani okul tanıtımında zaten folklor kulübünü görerek başlarsınız ve etkilenirsiniz yani sahnede onu izledikten sonra. Ben Kardeş Yükleri daha önceden dinlemiştim, bayağı seviyordum. Sonra folklor kulübünün mezunları olduğunu öğrendim Kardeş Yükler'in. Aslında folklor kulübüne hani çok girme istememin bir sebeplerinden bir tanesi olmuş oldu. Öyle. Bir de biz yıl boyu hani başka yerlerde de çalışma yapıyoruz. İşte okulun Kilios kampüsü var mesela bayağı uzakta. Ama folklor kulübü olarak oraya çalışma götürmeye çalışıyoruz. Ben ilk okula geldiğim zaman bize yine çalışma getirmişlerdi. O da etkileyici oluyor yani. Hani orada bir çalışma yapabilmek falan. Peki bölümler ne sizin? Üniversitede öğrencisiniz. Ben politik okuyorum. Ben de psikolojik danışmanlık. Aslında hiç alakası olmayan bölümler. Yani dışarıdan da böyle çok sayıda arkadaşımız var. Başka tabii, bölümler okuyup da müziğin, aynen, dansın içinde yer almak isteyen. Şimdi senden de dinleyelim. Senin nasıl başladı macera? Ya ben de dans etmeyi zaten önceden de seviyordum ama folklor kulübü başka bir aşama katıyor. Yani hani sadece dans etmiyorsun. Hani o dansları yaptığın halkların kültürünü öğreniyorsun, tarihini öğreniyorsun. Bunun üzerine konuşuyorsun, tartışıyorsun, gündemi takip ediyorsun falan böyle. Ve hani böyle bu öğrendiğin şeyleri deneyim aktarım süreciyle diğer insanlara da, kulübe gelen yeni insanlara da aktarıyorsun. Hani bize işte dans anlamında ya da işte tartışmalar anlamında bir deneyim aktarıldı. Biz de daha sonra gelenlere aktarıyoruz. Deneyim aktarım dediğim süreçte hani bizim mesela hocamız yok, öğretmen yok falan filan. Kulüpçü insanlar. Daha işte eski yılında olanlar, 3. 4. yılında olan insanlar, ilk yılında olan insanlara çalıştırıcılık yapıyor, dans müzik çalışmaları yaptırıyor. Ve hani o kültür, o çalışma beni mesela çok etkilemişti. 3 yıldır hani folklor kulübündeyim. Daha da mezun olana kadar da devam ederim. Bir de sanırım Şen'in söylediğinde şey de kritik, yani bir okullaşma perspektifi var yani. Aslında deneyim aktarımında dediği hani bir de hani sadece sahneye bir dans müzik materyali çıkarmak değil, aynı zamanda yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Folklor Doğru diye yıl sonunda çıkardığımız bir tane dergi var. Ve aynı zamanda işte sahnede gördüğünüz ışık, ses, kostüm, aslında her şey öğrencilerden yani çıkma, işte izlediğiniz afişler, çekilen videolar falan, aslında hepsi hani bir kolektif üretim şeklinde. Hani bir kumpanya havasında aslında yapılmaya çalışan. Profesyonel destek var mı? Yok. Her şeyi öğrenciler yapıyor. Evet. Ama şey, mezunlarımız var. Hani onlarla ilişkilerimiz devam ediyor zaten. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'ndan hani yoğunlukta olmak üzere.
önceden folklor kulübünde çalışmış dansçılar, müzisyenler hani gelip aslında danışmanlık hani yapıyorlar bazen. Hı-hı. Sanatsal desteklerini sunuyorlar ama onun haricinde hani herhangi bir hoca falan öyle şeyler yok. Yani. Şimdi her şeyi öğrenciler yapıyor. Evet. Yükleri ağır anladığımız kadarıyla ama oldukça da keyifli geçiyor. Evet, yine evet. Bunu da anlıyorum sizin keyifli anlatımlarınızdan. Keyifli geliştirici bir süreç. Evet. Peki o hazırlık aşamasından da biraz bahsedebilir miyiz? Sen uzun zamandır aslında böyle bir projenin olduğunu söyledin. Evet. Nasıl geçti hazırlık aşamanız? Ya bu yaz çalışmaları itibariyle herhalde konuşmak gerekir evet. Onu. Biz bundan önceki 2 yılda Diyarbakır ve Üsküp üzerine çalışma yapmıştık. Sonrasında aslında yeni bir yani artık bizim için yeni bir araştırma konusu başlayacaktı. Hani burası ne olabilir diye düşündüğümüz zaman işte çeşitli projelendirmeler yaptık ve işte Van'ı merkez alalım dedik. Sonrasında Van çalışmaya devam ederken söylediğim gibi işte önce bir Kobani olayları oldu. Sonra biz kamplara gittik. İşte Suruç'a ve Diyarbakır'daki işte Diyarbakır'daki Ezdi kampı ve Suruç'taki Kobani'den gelenlerin hani göç menlerin işte kaldığı kamplara falan gittik ve hani yani bu aslında bu çalışma kapsamında özellikle gitmek mi istediniz yoksa sadece çalışma kapsamında değil aynı zamanda oraya gidip küçük atölyeler yaptık oradaki onlardan çocuklarla da bahsedelim beraber. Olur güzel tamam çünkü anlattıkların yani şöyle hani oraya gidip aslında yani biz zaten dansçılar ve müzisyenler olarak gittiğimiz için aslında hani oradaki ağırlık olarak çocuklar aynı orada aslında bir hani meşgale olabilecek aslında oyunlar hani yapma çalıştık herhalde öyle söyleyebiliriz yani. Beden müziği çalışması falan yaptık onlardan. Hani böyle küçük dans edebilecekleri, işte bedenleriyle müzik yapabilecekleri falan böyle bir çalışma yaptık yani. Suruç'ta da, Diyarbakır'da da. İşte bütün bunlar böyle hani yazdan sonra işte kamplara gitmek falan böyle aslında biz hep böyle hani gösteriyi çıkartırken aslında hani bizi böyle düşündüren işte yanlar oldu falan yani. Sonrasında da böyle gösteri çıktı. Biraz sen yoğun oluyor. Katıldın mı o kamplara? Yani Beril Diyarbakır'a gitti, ben Suruç'a gittim. Suruç'taki gözlemlerin neler oldu senin? Oradan da ya Suruç'a gittiğimde açıkçası yani biz gittiğimiz dönemde savaş biraz daha dinmişti. Hani ben böyle biraz korkuyla gittim. Hani savaşın etkileri çok çok fazla devam ediyordur diye. O dönem biraz daha toparlanmıştı insanlar. Daha böyle kolektif bir yaşam kurmaya başlamışlardı falan. Hani ortak yemekler yapılıyor, ortak bir yerde oturuyorsun, sohbet ediyorsun falan. İnsanlar böyle birbirini destekler süreçteydi falan. Bize gittiğimizde yani çocukları biraz merkeze almıştık aslında. Hem hani o kadar doğudan bahsediyorsun, Orta Doğu'dan bahsediyorsun, gündeminde olan bir şey, gitmek istiyorsun. Hem de çocuklara da bir oyun bırakmak istedik. Hani beden perküsyonu yaptırmak istedik. Ve gittiğimizde de bayağı iyi karşılandık. Hani oradaki insanlar da gitmenize memnun oluyorlar falan. Yani oraya aslında dans müzik araştırması için değil, hem destek olmak için hem de çocuklara bir oyun bırakmak için gittik. Özellikle çocukların tepkisi nasıldı peki? Ya çocuklar bir yandan aslında oraya sık sık gidenler olmuş ve bize direkt alışık başladılar aslında. Hani gittiğimizde ablaları, abileri varmış falan böyle. Direkt bize alıştılar aslında. Ve böyle şeylere de ihtiyaç duyar durumdalardı. Hani şu anda tabii ki biraz daha dağıldılar, Kobane'ye dönmeye başladılar falan. Öyle bizim için daha böyle destek olduğumuz ve oradaki ortamı gördüğümüz bir süreçti. Bunlar da fikir yarattı. Evet, evet, denize, denizden gelen evet, etkinliği evet, içinde. Evet. Oldukça dediğimiz gibi keyifli geçmiş. Hani orada kötü anlara da illaki şahit tabii oldunuz. Ki. Çünkü savaşın içinden evet, gelen çocuklarla görüştünüz. Evet. Onları eğlendirmeye çalıştınız. Evet. Ki bence başardınız da yani öyle evet, anlaşılıyor aktarımlarınızdan. Peki buradan yola çıkarsak iyi ki de girdik bu verdiğiniz anekdota. Benzer projeler neler? Yani çalışmalarınız neler? Sadece bu proje üzerinde konuşmayalım. Anladım, genel olarak. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün çalışmaları neler? Neler yapar? Yani eğitim çalışması yapar öncelikle. Yani şimdi zaten daha dönemde hani deneyim aktarımı perspektifinde aslında hani kulübe biz herhangi bir dansçı ya da müzisyen gereken herhangi bir seçme yapmıyoruz. Herkes gelebilir yani. Hani çalışmana düzenli katılan herkesin dansçı ve müzisyen olma yani potansiyeli zaten vardır. Öyle bir eğitim çalışması yürütmeye çalışıyoruz. Burada şöyle bir soru soracağım. Buyurun. Öğrenci olmak şart mı? Evet maalesef. Yoksa gelirdiniz yani. Bu duruma gelemeyeceğim. Evet maalesef.
Ya aynen, sadece öğrenci olma şartıyla, hani işte ben mesela eğitim çalıştırıcısıyım, Şeniz de eğitim çalıştırıcısı. Hani biz, hani bizden öncekilerin bize öğrettiği şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve aslında hani düzenli bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Yani çalışmaların hani çok böyle relax geçtiğini falan söyleyemem yani. Ağır çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Eğitim döneminde de, gösteri döneminde de. Ama hani o çalışmanın karşılığını zaten hani sonra hani görüyoruz yani. Bunun haricinde işte dergi çıkartıyoruz dediğim gibi. Folklara Doğru. Folklara Doğru dergisi, dans, müzik, kültür, folklara doğru. Sonrasında işte bu alan çalışmalarında, yani alan çalışmaları zaten yapıyoruz yani işte yaz döneminde, eğitim döneminde. Bazen bölgelere gittiğimiz oluyor. Bazen farklı farklı, yani çok daha farklı projeler yapmaya çalışıyoruz. Mesela bundan 3 yıl önce Sulu Kule çocuklarla bir çalışmamız olmuştu. Yine onlarla bir gösteri yapmıştık. Yani beraber ne bir konser hazırlamıştık. Ondan da bahsedelim. Biraz eski ama bahsederiz tabii. Şey, Sulu Kule'de bir işte çocukların yine beraber bir atölye çalışması yaptığı bir şey vardı. Onların da böyle bir yıl sonu gösterisi gibi hani bir şeyler olacaktı. Sonra biz de beraber çıkalım dedik onlarla. Hem bir beraber bir müzik atölyesi çalışması oldu. Sonrasında da beraber sahneye çıktık. Tabii bizden daha iyi çalıyorlardı yani, o yüzden. O kadar. Evet, iyiler zaten yani, o yüzden. Onlar bizi daha çok çalıştırdı, öyle diyeyim yani. Öyle. Keyifli geçmiştir. Evet. Peki bir kez daha o zaman duyurusunu yapalım. Deniz'den gelen 8 Nisan, 9 Nisan'da gösteriler gerçekleşti değerli izleyenler. Onları kaçırdınız. Ama 14 Nisan'da, 15 Nisan'da ve 29 Nisan'da saat 20'de Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde 3 gösteri daha sergileyecekler bu değerli arkadaşlarımız. Ve oldukça keyifli görünüyor. Biz de gelmek istiyoruz. Ekip yani, arkadaşlarımla birlikte. Son bir mesajınız varsa onu da alalım, veda edelim. Bilemedik. Yok yani, herkes gösterimize bekleriz. Umarım keyifli zamanlar geçirirler gösteride. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ayaklarınıza sağlık, sağ ağzınıza sağlık. Keyifli bir sohbet oldu. Ve süremizin sonuna geldik. Hafta sonunu burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Seda Öz'le birlikte hazırladığımız programımız haftaya cumartesi saat 8'de yine ekranlarınızda olacak. Ama biz veda etmiyoruz. Saat başında günün gelişmeleriyle tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın, görüşmek üzere.